Selamun aleyküm sayın tahfçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın tahfçilerim, bugün sizlere yine bir tarif yapacağım ama bu sefer farklı bir tarif. Evin içinde değil, evin dışında bu tarifi yapacağız. Böyle gerekiyor. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Odun tandırımızda bugün ne yapacağız? Ekmek yapacağız. Şimdi önce hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Tuzumuzu koyduk. Mayamızı koyuyorum. Şimdi havalar soğuk, kış olduğu için ne yapıyoruz? Suyumuzu ılık kullanıyoruz. Yani ılıktan birazcık fazla. Şimdi suyumuzu böyle ilave ediyoruz. Bismillah. Şimdi suyumuzu tekrar ilave ediyorum bu şekilde. Ve hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. Benim ellerim rahatsız olduğu için hamurumu çok fazla yoğurmuyorum. Benim tekniği farklı. Bu kadar. Karışmasını sağladım. Üstünü kapatıp bu şekilde. Şimdi bunu tekrar 15 dakika sonra ya da 10 dakika sonra tekrar bir katlama daha yapacağım inşallah. Dinlenmeye alıyorum. Biz bugün ne yapıyoruz? Katıklı ekmek yapacağız sandırda inşallah. Ekmek bir de katıklı. Yani biberli ekmek yapacağız. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şöyle biraz şöyle bir tatlı kaşığı tuz ve salçasıyla önce soğanımı ne yapıyoruz? Önce yumuşatıyoruz. Soğanlarımızı salçayla ovduk. Şimdi burada ne var? Burada bu kişniş. Kişniş, kimyon, reyhan, rezene, çörek otu ve kekik ilave ediyorum bu şekilde. Peynir, çökelek, lor ne bulursanız. Şimdi sayın tavşanım ben çok fazla yaptığım için size ölçü vermiyorum. Ben daha önce kanalımda videolarını çektim az ölçüyle. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Hatta açıklama kısmında ben o tarifi ve linkini Linkini bırakırım. evet. Çünkü bu çok fazla diye siz bu kadar yapmazsınız diye onun için ölçü vermedim. Şimdi burada ne var? Susamımız kavrulmuş Bol bol. evet bol bol. Ve üzerine ne yapıyoruz? Zeytinyağı. Koca bir su bardağı. Evet bakalım yetecek mi? İnan ki bu biberli ekmek hiç basite alınacaktı. Her zaman dediğim gibi bu çok fazla yağ alıyor. Çok maliyetli yani bu. Maliyeti gerçekten çok fazla. Ama biz seviyoruz diye. Onun için yapıyoruz işte. Herkes Biz seviyor bence. Hataylılar seviyoruz. Hataylı Hatay'ın olmak çok seviyor. evet, Hatay'ın dışında olanlar da herkes seviyor. Çünkü gerçekten çok güzel bir tarif. Bu atalarımızdan gelmiş bu tarif. Şu anki zamanımızda insanlar bozdu bunu tabii ki. Ne yapıyorlar? Bir çökelek, bir salça koyuyorlar. İçine zeytinyağı karıştırıp sürüp biberli ekmek yapıyorlar. Ama aslında biberli ekmek çok basit bir şey değil. Yani böyle biberden çökelek oluşmuyor. Birçok baharattan yapılıyor ve o baharatlar bunu lezzetli yapan. Şimdi daha zeytinyağı koyacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar zeytinyağı koyuyoruz. Maalesef. Maalesef bak. Ve bu da yetmeyecek biliyorum. Yani 2 bardak artık gidiyor. Evet, 2 su bardağı bu şu Başabahçe büyük bardakla 2 bardak. Kalan susamı da koydum. Ama susam çok değiştiriyor değil mi? Yani tadı. Kesinlikle evet. Susam, kişniş, rezene hepsi tadını inanılmaz lezzetli yapıyor. Şimdi bir kez daha katlayacağım hamurumu. Bismillahirrahmanirrahim. Yani 15 dakikada bir katlıyorum böyle. Bu arada hamurumuz da mayalanıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi hiç yoğurmadım. Kesinlikle yoğurmadım. Ve inanın ki yoğurmaktan çok daha güzel. Hiç yoğurulmadan daha güzel olabiliyor Hamur hamur. da güzel oluyor. Kesinlikle çok güzel oluyor. Mutlaka bu tekniği deneyin diyorum.
Kendinizi yormayın benim gibi. Ama ben önceden kendimi gerçekten çok yordum. Bir saatlerce hamur özlü olması için saatlerce yoğururduk hamuru. Yine de istediğimiz gibi olmazdı. Şöyle. Bu kadar. Şimdi hamurumuzu katladık. Bir karıştırdık. İki defa katlama yaptık. Ve şimdi mayalanmaya bırakıyoruz hamurumuzu. Vay yes, anneciğim. Teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tandırda çoktan beri yapmadığımız ekmeği yapacağız bugün. Hem ellerim rahatsız diye hem de havalar soğuk olduğu için yapmıyorduk. Ama bugün maalesef yapacağız. Bir de hamuruma bakar mısın maşallah. Hep baloncuklar. Ya bugün aşırı soğuk. Şimdi evet bugün bütün zaten. Gece bütün gece yağmur yağdı ve bu saate kadar yağmur yağdı. Şu an yağmur kesti ama yine havalar gerçekten kar yağacak diye korktum. Yani korktum değil de kar yağacak diye düşündüm. Ama kar yok. Ama hava gerçekten çok soğuk. Kuru soğuk var. Evet. Yani bu da zamanı, tam zamanı değil mi? Kış. Şöyle hamurumuzu. Hamurumu suyla yumaklıyorum. Eskiden annelerimiz hiç yağlan hiç yumaklamazdı hamuru. Bezeleri yapmazdı. Ama şimdi yağlan da açabiliyorlar. Daha çok yağlan. Ama ben şu an eski usul suyla. Fark etmiyor su ya da yağ. Elimiz maksat yani şeye hamura yapışmaması için. Ama hani bilen için suyla yapışmaz ama bilmeyen için suyla yumaklarsa eline yapışır. Aslında biraz çünkü usulünü korkmamak da lazım değil mi anne mesela? Korkma, hamur... Yani bazen hamurdan korktuğun zaman mesela eline çok yapışıyor. Evet, hamurdan kesinlikle hiç korkmayacaksın. Ama bilmeyen için yani ister istemez yapışıyor işte. Ha bugün hamurumuz hep uçtu. Hep uçuştu böyle. Kime nasip olacaksa bilmiyorum. Hala uçuşuyor. Bizde derler eğer uçtuysa bir gelecek yiyecek yani kısmet olacak başkasına. Ne kadar şimdi yumaklanacak? Ne kadar mesela? Tepsinin yarısı mı yani? Buraya sığdığı kadar. Yumaklayacağım. Kaç kilo un? İnan ki bilmiyorum. Belki bilmiyorum. 15 kilo var mı acaba? Vardır. Yine yaptın yapacağım yani. Az yapmaya çalıştım aslında. Ama yine de çok oldu. Niye çok yumuşak yaptım hamur biliyor musun? Neden? Çünkü havalar çok sıcak olduğu zaman şimdi bak çok böyle çok yumuşak ya hamur. Hı-hı. Elimde durmuyor. Ama birazdan soğuktan biraz çekecek bu. Yazın daha sert yapmak lazım, daha katı. Yani bırakıyor çünkü. Yazın evet sıcaktan kendini bırakıyor. O yüzden yani mevsimine göre, havanın sıcaklığına göre. Bir de yazın kesinlikle sıcak suyla, ılık suyla hamur yoğurulmaz. Normal suyla yoğurulur. Soğuk suyla da yoğurulmaz. Peki bu tandır ekmeği oklavayla ve merdaneyle açılır mı? Tandırda yapmak için mi? Olur, niye olmasın? Ama yüzü böyle yani yine de olur. Hiç denemedik. Tahtanın üzerine açmak lazım. Ya oklava burada olmaz. Biz ezelden beri atalarımız böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. Her yörenin ayrı bir usul ekmek yapma şekli var, değil mi? Evet. Hepsi de tandırımızın biraz bakıma ihtiyacı var. Evet. Hamur çorba gibi ya o kadar. İlk başta su gibiydi. Evet tabi yani orada zaten takipçilerimle paylaştım maşallah hepsi baloncuk baloncuk. İşte onun için takipçilerime gösterdim benim hamur yoğurma yöntemim bu şekilde. Ellerim çünkü rahatsız ben bu şekilde yoğuruyorum ve gerçekten çok kolay oluyor ve hamur da çok güzel oluyor. Herkesin böyle yapmasını tavsiye ederim. Hiç kimse kendini yormasın. Hamur yoğurmaktan.
O kadar özlü ki maşallah subhanallah. Daha yumuşak olduğunu göstermeye çalışıyorum. Evet. Hamur yumuşacık. Evet. Şu şekilde. Şurası böyle. Bak baloncuk olmuş anne. Böyle yapıyoruz. Hepsi baloncuk maşallah. Hay saklız gibi subhanallah. Bir de o kadar kepekli koyduğumuz halde. Evet. Böyle. Bir de ona. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Yerini alıyoruz. Bu unu, şey buğdayı daha doğrusu komşumuzdan aldık. Yani ben evet. Tadına ilk baktığım an anladım çok güzel olduğunu. Evet. Sonra anneme dedim ki anne alalım. Çok beğendik evet gerçekten. Ama bu kadar da güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Ama gerçekten inanılmaz güzel. Çok çok beğendim. Seneye inşallah. Ama bazen aynı buğday her sene tutmuyor aynı. Aynen. Çünkü ne oluyor? Yağmur yediyse, dediklerine göre bilmiyorum, duyduğuma göre. Yağmur buğday yediyse ya da fazla kuruduysa özlü olmazmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bezelerimiz kurumaması için, dinlendirmek için üstlerini kapatıyoruz böyle. Şöyle. Kapattık dinlendirmek için. Şimdi hamurlarımız dinlensin. Yumaklarımız. Burada dadandırımız kendine gelsin. Kıvama gelsin. Başlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve letu asir. Rabbi temmin bil hayr. Karayı alayım. Hamuru eğer yumuşak yaparsan seni yormaz. Ama eğer katı yaparsan çok yorarsın. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bakalım. İlk ekmeğimizi vurduk. Evet. Subhanallah. İnan ki maşallah. Nazar değmesin neyse söylemeyeceğim. Bazen un sert yani. Ya tandırın durumuna bağlı. Evet. Bazen un ister, bazen su ister. Yani bazen istemez. Yani işte. Unla su aynı görevi mi yapıyor? Sıcaklığı, sıcaklığına bağlı işte. Hamurun şey, tandırın şeyine bağlı. Tandıra. Yani tandırı kullanırken tanıyabiliyorsun. Tanımaya çalışıyorsun. Çok güzel. Ekmeği tuzlu mu seviyorsun, tuzsuz mu? Tuzsuz. Kesinlikle herkese tuzsuz yemesini tavsiye ediyorum tabii ki. Tamamen tuzsuz olmaz. Az, çok az tuzlu. Aynen. Ekmek. Ben tuzlu. Neredeyse tuzsuz. Ben tuzlu hiç yiyemiyorum maalesef. Bir de biz kaya tuzu kullandığımız için evet. O biraz şey aroması biraz az. Çok tuzlu yapmıyor, çok tuzlu. Aynen.
Daha tandır daha sıcak aslında. Böyle ne için koyuyoruz? Diye pişsin kenarı diye. İyice pişsin diye. Çok acele etmiyorum çünkü tandır gerçekten çok sıcak. Evet hemen pişiyor. Efendim canım. Arzu ekmeğe bak. Annem yoğurt mayası. Nerede ben? Kuzuk? Çektin mi? Hayır. Nasıl çekeyim? Oh, maşallah subhanallah. Anne takipçilerimiz sormuş seni ellerin çelikten mi diye. He? Ellerin çelikten mi diye sormuşlar. Yani tabii ki çelikten değil ama. Ama gerçekten nasıl hiç hissetmiyorsun? Elin içi. Ben şöyle şu kadar yaklaşamıyorum. Alışıyor yavrum. Her şey alışkanlık. Ama tabii ki yanmıyor mu ellerim? Tabii ki yanıyor. Tabii ki yanıyor, yanmaz mı? Çok yaş şişiyor. Evet. Şimdi. Baba niye gelmedi? Ölüyordu. Derler ya hani marol gibi. Hani ne öyle derler? Öyle şey bir atasözü. İnce anlamında mı? Hani gevrek, gevrek böyle. Hep aynı yere vurmanın sebebi orası biraz daha soğuduğu için mi? Evet hani vuruyorsun ya soğuyor biraz. Onun için yoksa arkasını yakıyor. Hayır. Çünkü erken davrandık. Şöyle bak. Çok şimdi katıklı biberlimizi yapmaya başladık. Şöyle. Tek elden çünkü öbür elimi kirletmek istemiyorum tabii ki. Aa şeyi bağlamadık, karayı bağlamadık. Nasıl? Şu ekmek alacağım burada. Bir de bu ekmeği baban gelsin toplasın bana gelsin. Bismillah. Şunu alalım. Şimdi ne yapıyoruz böyle bak. Biz altın özler böyle yaparız.
Ha, bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz kızım? Gel göster. Şöyle alıyoruz. Hiç döktürmeden. Hafif böyle. Çok az. Babaya seslen çünkü ekmekleri koyacağız ya. Şuraya koyalım. Gel. Babam oraya koysun. Hı?
karıştırıyoruz. Isınsın diye damlar. Maşallah, subhanallah. Şimdi. Şimdi sana tavsiye ederim. Şöyle yakından gösterelim oğlum. Ekmeklerimizi bitirdik. Hem burada tandır ekmeği. Maşallah, subhanallah, ekmeklerimiz böyle. Ekmeğimizi bitirdik. Maşallah, subhanallah. Buyurun sayın tavşilerim, sizlere de ikram edeyim. Şöyle yakından bir göstereyim oğlum. Acılı, bir de biraz acısız yaptım şurada. Burada acısız yaptım biraz. Şunlar acı yemeyenler için. Ama çoğu acılı yaptık ve tandır ekmeğimizi yaptık. Biliyorsunuz tandır ekmeğimizi çoktan beri yapamıyorduk. Dedik ki hadi bu sefer yapalım. Çünkü ekmeğimiz evet ev tandırında yapıyoruz, o da çok güzel oluyor. Ama bu sefer dedik ki buradaki tandırda yapalım ve ekmeklerimiz şu an hazır. Hakkınızı helal edin. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle. Yarınki videomda görüşürüz inşallah.